Bismillahirrahmanirrahim. Vacib degen nime? Vacib işlerini taşlısı günahkar bulamdı o. Vacib işler emel kılışta, muhimlikta, perizgi okşaş muhim ibadetle. Ama vacib perizden menbe cehette bir derece tüven turu açka, onun hükmü ve onu kılmağın adamın akıvıtı cehette bir derece tüven turdu. Mesela biz perizini Kur'an-ı Kerim'de ve menbe cehette Kur'an'a okşaş işencilik boğan mutuvatır hedisinde keskin inik buyurulgan işler adıdı. Vacib dediğimiz mutuvatırdan başka ahad hedislerde ama işencilik hedislerde keskin ve inik buyurulgan işler vacib de atılıdı. Mesela Kurban heyti kurbanlık kılış vacip, vitir namazı okuş vacip, heyt namazı okuş vacip. Vacip işlerini taşlasa, perizini taşlagandan bir derece tüven günahkar buludu. Vacip işini kubul kılmasa, inkar kılsa, bunda adam günahkar, pasık buludu. Hem de ibadetler içi de vacip deyip sanılgan işten birisi taşlanıp kalsa, eğer kasten taşlagan olsa günahkar buludu. Mesela namazda muayyen şekilde Sur-i Fatiha'nı okuş vacip. Bir adam namazda Kur'an'dan ayet okudu. Ama Sur-i Fatiha'nı okumagan olsa, vacipini taşlagan buludu. Bunda adamı kandak ceza kirdi. Eğer kasten taşlagan bolsa namazını kayıt okuydu. Eğer kasten taşlamay namazının ahırı kelgen vakti isi kelgen bolsa bunu secdi sehve yani sehvelik secdisi arkalı bu hatalıkını onşiyalaydı. Yani namazda vacip işlerden birisi taşlansa onun çokum secdi sehve kılış kerek buludu.